Merhaba Dilek. Merhaba. Hoş geldin Tertip. Hoş bulduk. Mandalina mı aldın Dilek? Hı. Ne güzel yersin şimdi tatlı tatlı. Çok tatlı. İyiyse bana da ver 2 kilo Adem Efendi. Çok iyi yenge. Ayıp ettim. Verir miyim sana öyle kelek mal? Sağ ol. Dönüşte alırım. Bana 1 kilo da ıspanak. Ispanağım da kuzu kuzu. Adem abi işler nasıl? Çok şükür be Tertip. Bıraktın mı artık kapıcılığı Adem Efendi? Bıraktık yenge. Hanım bakıyor. Doğalgazdan sonra pek iş kalmadı zaten. Almanya'da her taraf doğalgazlı Adem abi. Annenle çok güzel bir film seyrettik Dilek. Yaşıyorsun vallahi Tertip. Bundan sonra böyle konser, tiyatro, dans. Senin işlerin nasıl Dilek? İdare ediyoruz işte. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sana filmi anlatayım mı Dilek? Anlat bakalım. Halis, bekliyorum. Geliyorum anne. Çok güzel bir aşk hikayesi bu Dilek. Öyle el ele tutuşuyorlar. Sahile doğru yürüyorlar öyle yumuşak yumuşak. Aferin Tertip. Ne güzel anlatıyorsun. Ben çok değiştim Dilek. Uyum kursunda açıldım. Daha da açılacakmışım. Danışmanın da gelecek. Kadın mı danışmanın? Kadın. Frau Petra. Öyle güzel saçları var ki. Teni de böyle seninki gibi yumuşak. Başladık mı yine Tertip? Ne güzel film anlatıyordun. Benim Almanya'da yaşamam lazım Gülsüm abla. Orada ne güzel özgürlük var. İstediğin zaman yatıyorsun, istediğin zaman kalkıyorsun. İstediğin kadar çikolata muz ye. Kimse karışmıyor. Ondan sonra kızlarla ne güzel öyle arkadaşlıklar filan. Ağladı mı yine kız? Ağladı biraz. Okumaz o kız. Sen onu bir hocaya göster, üflesin. Allah Allah. Niye okumuyormuş? Üfürmekle olmaz Cemil amca. Benim gibi uyum kursuna gitmesi lazım. Güle güle. Hayırlı işler. Neyse canım, olmazsa atlarız şimdi bir taksiye. Hanımla 15 dakikaya kadar oradayız. Gelmedi eşek herif. Hadi canım görüşürüz, öptüm tak. Tak taklar gidiyor Sevim. Allah Allah, buna da ne oluyor? Her lafın içinde sarhoş. Nerede kaldın Gül? Bekledim biraz Cafer ancak. Ağladı mı yine? Ağladı. Neymiş bu yeni iş? Ödediniz mi katilin borcunu? Anam. Allah Allah, sana ne kardeşim? Hesap mı vereceğiz şimdi sana burada herkesin önünde Cemil Bey? Sinirlenme Sedat amca. Hadi git işine öyle yumuşak yumuşak. Almanlar öyle yapıyor. Nasıl sinirlenmezsin kardeşim? Baksana şunu sorduğun şeye. Duyma Sedat'cığım, gidelim, geç kalıyoruz. Hadi Sedat Bey, uyma şu sarhoşa. Hadi. Hasbinallah. Tabii cevap veremezsin işine gelmeyince. Bakın hava pırıl pırıl maşallah. Hiç öyle sonbahar gibi değil. Ayla Hanım, getiriyor musunuz sandalyeyi? Sedat Bey, sizi gördüğüm iyi oldu. Gidiyor muydunuz? Gidiyoruz efendim. Evet, işimiz var. Hayati bir konu. Ne var, bir şey mi söyleyeceksiniz? Evet efendim, söylemem lazım. Bizimki de hayati. Neymiş efendim? Apartmanın müşterek masrafları efendim. 2 aydır ödemiyormuşsunuz. Ödemedin mi Sedat? Bir dakika Sedat? Hayatım, bir dakika. Kim uyduruyor? Nasıl ödememişim? Evet efendim, ödememişsiniz. Türkan Hanım söyledi. Vallahi bu gidişle doğalgazı da keserler. Kış ortasında Ayaz'da kalırız. Hidrofor bozuk, asansör sakat. Sedat. Yahu dur kardeşim. Yahu sana ne oluyor kardeşim? Sen yönetici misin şimdi? Bırak biz onu Türkan Hanım'la konuşalım. Türkan Hanım bu işleri bana devretti maalesef efendim. Kendisi meşgul olamıyor işlerinin yoğunluğundan. Kocama devretti efendim. Tabii o kadar yoğun işi olan birini seçerseniz apartmanı yönetici olarak. Şirket kuracağına borcunu önce ödesen borcunu. Yahu siz benim başıma bela mısınız be kardeşim? Ne yapıyorsun Sedat, geç kalıyoruz. Bırak Serpil'cim bırak. Sedat Bey ne yapıyorsunuz? Şerefsizim, parçalarım gelir sana oraya. Sedat. Yettiniz be ha. Bırak Sedat amca, herkes özgürce düşüncesini söyleyecek. Almanya'da böyle. Bırakmayacaksın adamı. Takacaksın yuvaları boynuna. Devamlı meşgul olacak. Aha geldi. Gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Yaptı mı kakasını? Yaptı anneciğim. Öyle güzel güzel temizledim. Çöpe attım. Aferin, şimdi ben de bir güzel ayaklarını silerim. Niye aldın o it kucağına? İt değil o baba. Neyse şimdi tartışmayalım. İşe mi gidiyorsun baba? İşe.
Yazık yazık. Acıyorum valla. Çok yoruluyorsun babacığım. Çok düşünüyorsun da babanı. Kime çalışıyor baban? Yazık baba. Böyle olmaz ki. Bakışlarını da hiç beğenmiyorum senin. Çalışma biraz. Dinlen. Hayat bu değil. Balık tut. Müzik dinle. Senin de uyum kursuna ihtiyacın var. Ne dedin? Fena bir şey söylemedi ama şimdi çocuk... Daha ne söyleyecek Ulviye? Alırım şimdi seni ayağımın altına. Sen fazla oldun. Nein Davut. Kızıyorsun ama doğru söylüyorum baba. Bak hala konuşuyor edepsiz edepsiz. Edepsizlik yok bunda baba. Senin annenle de uyumun iyi değil. Gidin bir danışmana. Vallahi Almanya'da çiftler böyle yapıyor. Oh be Tertip, iyi ki geldin şuraya. Ne İskender'di ama? Öldüm be Tertip. Ben buraya her gün geleyim, babam bizi her gün ısmarlar Tertip. Gel be Tertip. Kızları anlatıyordun. Yavaş, babam duymasın. Duymaz, işi var. Çok kolay Tertip. Bak şimdi, arkadaşlık mı yapmak istiyorsun? Yapamıyoruz ki, kaçıyorlar. Öyle ayı gibi yaklaşırsan, tabii kaçar kızlar. Öyle yumuşak yumuşak. Uyum kursunda her şeyi öğrettiler bize. Biz ne yapacağız? Kolay. Bak şimdi. Sen kız mısın? Hı, kız mı? Rolleyeceğim bir tanem. Ha. Geliyorum yanına. Gel. Merhaba, nasılsın tatlım? İyiyim hayatım, sen nasılsın desene. İyiyim hayatım, sen nasılsın? Hal! Ne oluyor be? Hayatım tatlım, sapık mısınız? Sapıklık değil baba. Şey gösteriyordum Tertip'e. Ne gösteriyordun? Kızlarla tanışma, öyle yumuşak yumuşak. Hop! Dağıtırım beyninizi ikinizin de. O gösteriyor amca. O istedi vallahi baba. Kes! Şikayet yok. Uyum kursu açmadık burada. Aşk tellallığı da yapmıyoruz. Çalışacaksanız adam gibi çalışın. Çalışıyoruz amca. Kes! Cevap verme, çarparım. Oo baba, ben bu şartlar altında çalışamam burada. Hadi benim aslan oğlum, giyin. Giyiniyorum baba. Aferin. Tabii ya, erkek adam evde oturur mu? Sıkıldım zaten baba. Öyle annemle otur otur. Sıkılırsın oğlum. Türk çocuğu çalışacak. Bırak o Alman kafalarını, bize yaramaz. Öğlen İskender kebabı ısmarlayacağım sana. İskender mi baba? İskender, domatesli, yoğurtlu böyle. Benimki 1,5 olsun ama baba. 1,5 oğlum. Sen gel babanın yanında çalış, 2000'e söylerim. Ben 2 İskender'e sabahtan akşama kadar çalışırım baba. Hem de fırtına gibi. Ey aslanım. Erkek çocuğunun yeri babasının yanı. Öyle baba. Sıkıldım annemle gezmekten. Aptal aptal filmler. Hiç aşk yok, sevişmek yok. Sen bana bir tane de kaymaklı tel kadayıf ısmarla baba. Ey benim aslan oğlum. İstediğin tel kadayıf olsun, kaymaklı. Neymiş o öyle uyum çalışmaları darışmanlar? Ben o kadayıfı şimdi ne biçim yerim baba, öyle yumuşak yumuşak. Gidelim. Hadi gidelim aslanım. Gidiyor musun Davut? Gidiyoruz Ulviye. Sen nereye böyle Halis? Çalışacağım artık anne. Babam bana ihtiyacı var. Evde sıkıldım. Duydun mu aslanım Ulviye? Sıkılmış. Hayır, yapma bunu Davut. Çok yanlış. Bu çocuk bir program içinde. Ne hayrını gördük senin bu programının hanım? Danışmanlar, kurslar. Olmaz Davut. Bütün çabalarımız boşa gidecek. Yapamazsın bunu. Ne yaptım şimdi? Kandırdın çocuğu. Baskı yapıyorsun. Çalış, çalış. Ben istiyorum anne. Baskı yok. Ne güzel 1,5 İskender de ısmarlayacak. Efendim? İskenderler miskenderlerle mi kandırıyorsun çocuğu? Çok ayıp. Ne var bunda? Yiyemez mi? Eyvah. Bütün program boşa gitti demek. Danışmana her an buraya gelebilir. Ne diyeceğiz? Babasının yanında çalışıyor dersin. Ne var? Ayıp mı? Hani ne isterse onu yapacaktı? Ne oldu özgürlük? Evet anne. Benim babamın yanında çalışıp 1,5 İskender yeme özgürlüğüm yok mu yani? Of vallahi ağlayacağım sinirimden. Halis. Yavrum, seninle neye karar vermiştik? Müzik dinleyecektik beraber. İstemem anne. Ben bugün babamla tel kadayıfı yiyeceğim. Kaymaklı. Duydun mu? Duydum, Allah kahretsin. Zorlama çocuğu Ulviye. Hayır, zorlamıyorum ama... Yavrum, bak senin için ta Almanyalardan psikolog hanım geliyor.
Bir şeyler anlamıyor onlar Ulviye. Senin benim veremediğim terbiyeyi elin almalı mı verecek? Hadi. Allah kahretsin. Nay, bir yere götüremezsin. Kim öyle anne? Selim, aç şu kapıyı. Atarım vallahi buradan kendimi aşağıya. Kapat o pencereyi, gir içeri çabuk Cemil. Rezil olmayalım millete. Olalım. Vallahi atarım. Saçmalama Cemil abi. Selim, aç şu kapıyı diyorum. Bak, dinliyor mu? Canavar kadın. Olay var baba. Ne olmuş gözüm? Yenge baykuş üstünden kilitleyip gitmiş, atarım kendimi diye tehdit ediyor. Ne? Delirmiş mi bu? Deliler apartmanı ustam. Akıllı birini göstersene bana. Bıktım, bıktım vallahi. Bu boşanma sebebidir Selim. Tamam, veriyorum mahkemeye. Gitti gitti, boşuna konuşma. Bak, bıraksam annen de seni kilitleyecek böyle. Boşanmazsam, vicdansız kadın. Çok yanlış bir şey yapıyorsun Davut. Getir o çocuğu buraya. Çabuk anam. Getir. Ben kendi irademle gidiyorum anne. Bağırma, bağırma. Yürü oğlum, yürü. Davut, son defa söylüyorum. Duyuyor musun? Bu çocuğun programını bozamazsın. Davut! Aydın abi merhaba. Vay Halis, merhaba. Nasıl gidiyor uyum çalışmaları he? Kızlar falan he? Kızlarla aram çok iyi Aydın abi. Geziyoruz öyle yumuşak yumuşak. Şimdi baleye gideceğiz babamlarla. Bale mi? Aferin be. Tertibi bekliyorum, o da gelecek. Sen? Bilgiyi bekliyorum. Ne güzel gezersiniz siz de öyle yumuşak yumuşak. İndi indi. Aydın beklettin mi? Affedersin canım. Olsun hayatım. Öpüşüyorlar Sevim. Tek tek insene oğlum şu basamakları. Bağırtma beni. Tek tek iniyor çocuk Davut. Çok öfkelisin. Öfkeliyim evet. Bu sene de bu çıktı. Bir hafta sonra evimizde oturamıyoruz. Almancılar gezmeye gidiyor Sevim. Almancı yok burada gözüm. Hepimiz Türk'üz. Söyle böyle hatırını kırarım. Söyle böyle amca. Konsere gidiyoruz. Kızdırma babamı. Ne güzel oratoryo. Tövbe. Sinirlenme Davut. Adam sarhoş. Ne dediğini bilmiyor. Demesin öyle. Halis, bir taksi çağır yavrum. Geç kalıyoruz. Duydun mu tertip? Ben gelmesem be tertip. Hiç açmıyor ya. Annem duymasın. Bir daha hiçbir yere götürmez vallahi. Ben de rakımı içiyorum. Zıkkım iç. Her 10 Kasım içerim. Serbest. Beyaz leblebiyle. Koroda çok güzel kızlar varmış tertip. Ne yapayım? Ne güzel dinleriz. Öyle yumuşak yumuşak. Taksi! Baba atla! Al! Babalar atlamaz. Güzel konuş patlatır mı? Yok patlatmak Davut. Bin demek istedi. Lütfen biner misin? Hah. Her an kasım böyle. Benim adım Cemil. İçerim. İçer içer ağlarım. Aa, Davut yatıyor musun? Yorgunum hanım. Hadi baba giyin, gitmiyor muyuz? Of, nereden çıkardın şu işimi buraya? Oratorya dinleyeceğiz Davut, ne güzel. Hadi üşenme. Oratorya da neymiş? Kızlar var ya baba, öyle parmaklarının üstünde dans ediyorlar, öyle yumuşak yumuşak. Senin aklın kızlar da. Nein yavrum, öyle değil. Opera bu. Koro var, solistler, senfonik orkestra. Oo, hani baleydi anne. Ben de gitmem o zaman. Aa, olur mu yavrum? Para verdik. Önceden biletlerimizi aldık. Ya Ulviye, mecbur muyuz? Her hafta bir etkinlik. Fenalık geldi. Alma şu biletleri. Bir hafta sonra da uzatalım şöyle ayaklarımızı, kafamızı dinleyelim. Oğlumuz için yapacaksın bu fedakarlıkları Davut. Danışmanımız ne dedi? Yahu boş ver o danışmanı Ulviye. Bir şeyler anladığı yok. Her şeyden anlıyor Davut. Öyle deme. Ayrıca opera, bale, tiyatro herkese lazım. Bana lazım değil mi yaştan sonra? Göreceğimizi gördük, alacağımızı aldık. Bana bale lazım baba. Herkese hepsi lazım yavrum. Sanat bu. Bana bale lazım. Hah, tertip geldi. Geldi hayırsız.
Geç mi kaldık Tertip? Alt. Önce bir merhaba de Dukov. Merhaba. Bana da bilet almışsın yenge, öpeyim. Ha, öyle işte. Aferin. Yenge seni nasıl düşünüyor bak. Her zaman öperim amca, sağ olsun. Seni de öpeyim. Merhudaro. Gel ben de seni öpeyim. Bu ne koku? Lahmacun mu yedin yine Tertip? İğrenç. Derhal git elini yüzünü yıka. Yürü Tertip. Aa, kravat da takmamış. Olmaz. Takar benim kravatlardan bir tane. Takarım amca. Kızlar güzel miymiş Tertip? Kızlar yok Tertip. Boşuna heveslenme. Operaya gidiyormuşuz. He? Vallahi öyle. Olur mu? Öyle eşek gibi. Baba! Baba! Baba sirenler çalıyor, kalkın! Baba! Babam bu öyle kaymaklı ekmek kadayıfı ısmarlayacak bize. Kaymaklı mı? Oo, yaşıyorsun be Tertip. Oyun programına göre yaşamamız lazım Adem abi. Ben ne istersem o. Oo. Hoş geldin Dilek. Muz mu yiyorsun Tertip, iyisin yine. Sana da alırım, yersin öyle yumuşak yumuşak. Adem abi selam. Selam bacım, hoş geldin. Niye geç kaldın? Annem çok hasta Tertip. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen çalışmıyor musun? Çalışmaya gelmedim Dilek. Tertip çalışıyor. İşçi miyim ben öyle? Benimki uyum çalışması. Gel, yardım et bana biraz o zaman. Bir hayrın dokunsun. Seve seve Dilek. Ver sen, yorulma. Sağ ol. Şunu da serpelim, toz kalkmasın. Ne anlayışlısın. Sen de annem gibi çevrecisin Dilek. Almanya'da herkes böyle. Ben de şu camları sileyim bari, leş gibi. Sil Dilek'im öyle yumuşak yumuşak. Yakışır eline. Aa, amca bak, temizlik yapıyor. Sana ne? Yaparım yapmam. Dumkov, sen işine bak. Aferin. Aferin aslanım. Kaymaklı kadayıfı biz ısmarlayalım, sen burada süpürgecilik yap. Püh! Hadi benim aslan oğlum. Baba yiğidim. Kalk. Düşünüyorum baba. Annemin teklifini yapsın bakalım. Benim tekliflerim belli Halis. Değişen bir şey yok. Sinema? Hepsi olabilir. Sinema, tiyatro, temiz temiz insanlar. Biz pis miyiz hanım? Na bitesi ya. Öyle bir şey söylemedim. Yok anne be sıkar. Hep aynı şeyler. Başka? Başka ne istersen yavrum. Evde ayrıca şokoladen kuchen, bananen kuchen, strudel ya. O duyuyor musun baba sen? Ismarlarız bir şeyler, kalk. İstersen İskender söylerim size. Nein Davut, öyle pis pis kebap yenmeyecek. Onları bahane edip sen de yiyorsun sonra. Bıktım baba, her gün İskender İskender. Başka bir şey söyle. Açık arttırmaya mı çıktık Dumkov? Anne bak ne dedi? Dumkov yok Davut. Bu çocuk tamirci çıraklığı yapmayacak bundan sonra. Hiç kandırmaya çalışma boşuna. Kendi iradesiyle karar verir benim aslan oğlum. Kandırmaca yok. Hadi kalk. Baba bir dakika, konuşuyoruz öyle yumuşak yumuşak. İşte söylüyorum o kadar. İstemiyorum o pis Galip'le arkadaşlık etmesini. Pis değil anne. Her gün yıkanıyor valla. Olmaz. Huyları pis, değişmez. Pis sinemalarda erotik filmler izletip ahlakını bozuyor senin. Kırarım kafalarını. Benim yanımda olur mu öyle şey? Kırıp dökmekle bir şey elde edemezsin Davut. Yavrum, kal annenin yanında. Biraz düşüneyim anne. Düşünecek bir şey yok. Kalk. Türk çocuğunun yeri babasının yanı. Türk çocuğunun yeri annesinin de yanı Davut. Çekme beni anne öyle. Düşünüyorum dedim. Baba sen başka ne teklif ediyorsun? Kalk, ne istersen. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Kusura bakma anne. Gidiyoruz babamla öyle yumuşak yumuşak. Olmaz ama. Anneni böyle bırakamazsın. Bütün emeklerim boşa gidiyor. Hep senin yüzünden Davut. Tertip ne yiyorsun? Börek kıymalı.
O da yenir mi? Annem bir güzel tost yaptı bana bu sabah öyle. Hoş geldin amca. Al. Hoş bulduk. Sürme ellerini üstüne öyle yağlı yağlı. Dumko. Kolay gelsin gözüm. Hayırlı işler. Sağ ol ustam. Nasılsın tertip? Geldin bugün işe. Geldi geldi. Bundan sonra hep gelecek. Aferin. Kesin bir şey yok baba. Öyle konuşmadın. Öyle öyle. Hadi bakalım iş başı. Kolay gelsin. Yürüsene tertip. Amcam iş başı dedi. Ben öyle senin gibi işçi değilim tertip. Burası babamın dükkanı. Sen yürü. Amca bak gelmiyor. Gelir gelir. Hadi aslanım. Annem ne teklifler yaptı yüz vermedi. Kalktım geldim baba. Sen de duydun. Rahat bırakın beni. Konuşacağım biraz Adem abimle. Öyle yumuşak yumuşak. Yürü hadi. Gel. Oo, bulmuşsun böyle anne babayı. İşin iş tertip. Bu bir uyum programı Adem abi. Almanya'daki kurslar kapalı zarf getirdim onlara. Şartlar böyle. Helal olsun valla. Biz anamızla babamızla şöyle bir zarf geçiremedik hayatta. O zarfa göre benim özgür irademle karar vermem lazımmış Adem abi. Almanlar mı söyledi? Tabii. Ben ne istersem onu yapmalıymışım. Ondan üstüme gelmiyorlar benim. Direkt geç kalmış. Hep böyle geliyor mu tertip? Onda, bazen 11'de geliyor. Olsun. Yorulmasın. O da ne tatlı şey. Ona da lazım bir uyum programı Adem abi. Öyle yumuşak yumuşak. Bana mı olmaya karar verdim Dilek? Hadi hayırlısı tertip. Annen ne diyor bu işe? Kimse karışamaz benim işime. Ben ne istersem o olur. Tak bakalım şunu tertip. Sen tak Adem abi. Hah öyle yumuşak yumuşak. Bak işe aldım seni ha. Hemen canım sıkıldığım işi bırakmak gitmek yok ha. Yok Adem abi. Biz öyle adam mıyız? Nasıl oldu Dilek? Yakıştı mı? Çok yakıştı tertip. Bir numarasın. Hey yavrum bey. Doğuştan bana mısın mübarek? İş de eline yakışıyor Adem abi. Yakışıyor vallahi yakışıyor. Niye güldünüz? Çok mu acayip? Olur mu tertip hoşumuza gitti. Tertip çabuk gel amcam çağırıyor. Gelmiyorum. Bana ne çalışıyorum burada. Çabuk gelsin dedi amcam. Bak sonra çok fena olur. Olsun bana ne gelmiyorum. Tamam benden günah gitti. Babana kızdırma tertip. Kızarsa kızsın. Annen de burada. Çıkar istersen şunu. Bir tatsızlık olmasın ha. Olsun çıkarmıyorum. Buralarda durmaya niyetim yok zaten. Gideceğim. Gidecek misin? Nereye? Almanya'ya gideceğim Dilek. Sıkıldım. Anneannemin yanına. Biraz para kazanayım burada. Bu işten öyle para kazanamazsın. Tertip vazgeç. Hadi. Hadi bakalım. Paydos eve gidiyoruz. Yürü hadi. Gelmiyorum bana ne. Ben burada çalışıyorum. Hele bir gelme. Tüh. Beline de bağlamış o pis peştemalı. Manav mı oldun? Evet. Çabuk çıkar o pis şeyi. Çıkarmıyorum işte. Gözüm buna sen mi iş verdin yoksa? Yok vallahi ustam. Öyle eğleniyorduk aramızda. Ha, dalga geçiyordunuz öyle mi? Al çalışmıyorum ben de. Hadi doğru eve. Gelmiyorum. Ben de burada yatacağım dükkanda. Sana yürü dedim. Bırak amca yatsın. Ben de size gelirim. Al gir içeri işine bak sen. Bakıyorum amca. Hadi Halis. Hadi bağırtma bizi. Bana ne? Dilek'le çalışırım ben de öyle yumuşak yumuşak. Konuşma öyle sapık sapık. Başladın mı yine? Yürü. Gelmiyorum. Dükkanı da temizlerim Dilek. Sabah erkenden de açarım. Üzme annenleri tertip. Hadi söz yürü. Dinle. Çabuk eve sen fazla şımardın Halis. Hadi. Hadi be tertip. Adile. Hepiniz beni aldattınız. Aha. Endlich gelebildin. Ne var anne? Konuştuk biraz komşularımızla. Ama dava aldı. Ben seni çağırınca niye gelmiyorsun? Niye bağırtıyorsun anneni? Ben artık öyle nerede kaldın, nereye gittin falan sorulacak yaşı mı geçtim baba? Öyle mi? Öyle. Ben karar veririm. Az okut. O zaman ne istersen onu yap. O kadar. Bak başının çaresine. Hadi Ulvi. Ben gidiyorum. Hadi. Hoşça kal. Çüz. Çüz.
Tabii bizim karımız yok ki öyle yumuşak yumuşak öpecek. Gidiyor musun baba? Gidiyorum. Senin bir teklifin yok mu? Yok. Ben de gelmem o zaman işe. Gelme. Sen ne teklif ediyorsun anne? Sinema, pasta falan? Hiçbir yer teklifim yok. Sen ne istersen onu yap. Ben de hiçbir şey yapmam o zaman. Alırım orgumu öyle yumuşak yumuşak. Halt! Sana oraya çiş etmek yok demedin mi abacı? Rahat bırak evladım, yapsın çişini, azarlama öyle. Apartmanın önüne olmaz ki Sabri Bey amca. Annem sıkı sıkı tembih etti. Annen nereden görecek evladım? Bırak, bırak. Nasıl gidiyor bakalım uyum çalışmaları? Ben nasıl istersem öyle amcacığım. Annem babam hiçbir şeye karışmazlar. İster güzelim, ister çalışın. Oh ne güzel, ne güzel. Tabii evladım, keyfine bak biraz. Keyfime bakıyorum Sabri Bey amcacığım, öyle yumuşak yumuşak. Babacığım usludur. Ara sıra al orgunu gel evladım. Koy paranı cebine, çalışalım. Sende büyük istidat var. Var değil mi amca? Maşallah var evladım. Annen baban görmüyorlar mı? Gelirim amca. Teyzemler nasıl? Oturuyorlar mı evde öyle yumuşak yumuşak? Oturuyorlar evladım. Özlediler seni. Niye gelmiyor Halis diyorlar. Ben de onları özledim. Öpüyorum yanaklarından yumuşak yumuşak. Gelme peşimden Sevim. Nefesin yetmez, uzun koşacağım. Merhaba. Merhaba. Koşuya mı efendim? Koşuya. Bundan sonra böyle. Otur otur uyuştum. Günde en az 6 kilometre. Oh ne güzel. Koş Cemil amca, helal olsun vallahi. Cemil bekle beni. Bekleyemem Sevim, durulmaz bu koşuda. Bekle dedim, ben biliyorum senin nereye koştuğunu. Gelme peşimden Sevim. Bana ayak uyduramazsın. Benim adım Cemil. Dur dedim, bağırtma beni sokak ortasında. Saatler olsun efendim. Duymadı Cemil amca, fırtına gibi. Bir de bu çıktı, kadının başka işi yok. Her sabah peşinden koşacak. Allah'ın cezası baykuş. Ben karımı hiç böyle peşimden koşturmam amca, ne ayıp. İyi günler. Hah, iyi günler. Kime gidiyor o çiçekler? Öğretmenine hediye, öğretmenler günü için. Hah, aferin, hadi bakayım. Kocan nerede? Evde kahvaltı yapıyor. Gülsüm ablacığım, okula mı gidiyorsunuz öyle yumuşak yumuşak? Bay bay Halis. Halis, neredesin yavrum? Buradayım anne. Konuşuyoruz Sabri Bey amcamla. Günaydın efendim. Efendim, günaydın. Abadi yaptı mı çişini yavrum? Yaptı efendim, yaptı her şeyini. Pek şeker şey maşallah. Ne güzel eğitmişsiniz. Teşekkür ederim efendim. Halis, hadi gel çocuğum, baban çağırıyor. Bugün benim işe gitmek istemiyor canım anne. Salim olma. Sarı amcamla ok çalışacağız. Çalışalım efendim. Bizim için de zevk olur. İzin verirseniz tabii. Veremeyiz öyle efendim. Bu çocuk biliyorsunuz bir program içinde hareket etmeli. Programı ben yapıyorum anne, siz konuşmayın. Oh. Gans Şinel buraya gel. Böyle şeylere sen kendi başına karar veremezsin. Nein, baban bekliyor. Beklesin, ne yapalım, gelmiyor. Aa, öyle mi? Güç, söylüyorum babana. Çabuk gel, karışmam. Şinel. Karışma. Aha.